Sizlere global futbolun, yeni nesil futbolun en önemli şeyi olan vuruş tekniğinden bahsedeceğim. Vurun! Buna pis burun derler koçum. Pis burunu dayayacaksınız. Ayak içi miçi uğraşmayacaksınız. Direkt pis burunu dayayacaksınız. Merhabalar. Arkadaşlar bu videomda çok güzel bir konuyu ele alacağım. Herkesin yapmak istediği fakat tekniğini tam olarak bilmediği ölü yaprak vuruşu bu videoda sizinle arkadaşlar. Şimdi ölü yaprak vuruşunun nasıl, hangi tekniklerle vurulacağını, hangi pozisyonlarda etkili olacağını anlatmak için profesyonel futbolcu olan Doğuş arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Doğuş merhaba. Merhaba abi. Evet, söz sende. Arkadaşlar bugün ölü yaprak vuruş tekniğini anlatacağım sizlere. Bildiğiniz üzere ayakta gösterebilirim kamera yaklaşırsa. Topun ne üst kısmıyla ne de iç kısmıyla vurulan bir şey bu. Tamı tamına şu çizgiyle vurulur. Buradaki kemik sayesinde. Bir de arkadaşlar çoğunun bilmediği bir şey var. Genellikle benim izlediğim videolarda ya da bildiğim tekniklere göre sadece benim gösterdiğim sizdeki bileklik kısmı gösteriyorlar. Bir de topun sibop kısmına vurduğunuz zaman ölü yaprak vuruşu daha etkili olur. Evet, daha burası çok önemli. Arkadaşlar işin hilesi bu siboptur. Şu gördüğünüz yuvarlak kısma vurduğunuz zaman top muazzam bir falso olur. Ölü yaprak vuruşu sonunda kalecilerin korkulu rüyası olan bir şuttur. Çünkü kaleci hiç bekleyemez böyle bir şut. Çoğu da zaten gol olmaktadır. Evet, topun ne tarafa gideceği kesinlikle belli değildir. Vuran insan bile kestiremez yani onun nereye gideceğini. Ama evet, güzel bir tekniğe sahipseniz bu vuruşu çalışıp da denemenizi tavsiye ederim. Şimdi şutumuzu bir görelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere herkes topa vurduğunda ölü yaprak vuruşu attığını sanıyor. Zaten şutlarda videonun geri kalan kısmında göreceksiniz bunu. Yani ben o vurulmaz tekniği de gösterdim. Fakat burada başka teknikler de var topun tek yönlü gitmesi halinde. Bu tekniği de size ben göstereceğim ileriki zamanlarda. Ama işte burun vuran arkadaşlar ölü yaprak vurduğunu sanıyor. O topun inme hızı kuvvet veremediğinden kaynaklı. Çünkü sadece bacaktan almıyor kuvveti. Sadece burun kısmından alıyor. Ya bu sebepten dolayı top bu şekil iniyor ve gol olduğunda da ölü yaprak diye seviniyorlar. Sizlere global futbolun, yeni nesil futbolun en önemli şeyi olan vuruş tekniğinden bahsedeceğim. Vurun! Buna pis burun derler koçum. Pis burunu dayayacaksınız. Ayak içi miçi uğraşmayacaksınız. Direkt pis burunu dayayacaksınız. Ama işte çoğu insanın da tek yönlü olarak gittiğinde ölü yaprak dediği var. O ölü yaprak değil. O bizim Türk dilinde tabir ettiğimiz falsolu vuruş. Yani bunu da onu da ölü yaprak vuruş tekniğiyle değil, ayak içi bir vuruş tekniğiyle halledebiliriz. Arkadaşlar bir de ölü yaprak şutunu çekmemiz için geliş açıları çok önemli. Çünkü her alanın farklı geliş açısı var. Ama şimdi mesela sol taraftayız. Sol taraftan bir frikik kullanacağız. Topun hizasında hizada geliyoruz. 1,5 adım kayıyoruz sol tarafa. Sonra şutumuzu çekiyoruz. Bir diğer kimde burayı orta alan olarak düşünelim. Kaleyi direkt cepheden görüyorsunuz. Bu topta dimdik geleceksiniz. İsteyen sol olur 1,5 adım kırabilir. İsteyen de direkt gidip dimdik vurabilir. Bu sefer de kaleci şaşıracaktır. Yani top düz gelirken bir anda sağa veya sola gittiğinde.
Sağ taraftan da aynı şekil. Sağ ayaksanız sağ tarafa 1,5 adımla kırılabilirsiniz. Yani bu teknikler var. Yani bilme baraj varsa da ona göre ayarlamanızı yapmanızı tavsiye ederim size. Profesyonel olan arkadaşlar bilir. Sahanın ortalama olarak, yani ceza sahasının ortalama olarak 5 metre uzaklığından bu şutu verimli bir şekilde vurabilirsiniz. Yani olumlu sonuç almak istiyorsanız. Ceza sahası içinden vurduğunuz zaman pek beklenmedik sonuçlar oluşabilir. Top dışarıya çıkabilir ya da karşı rakip defansa çarpabilir. Profesyonel ligde oynadığım bir videom var. Ama öncelikle free kick kullananlara bir tavsiyem olacak. Herkesin bir odak noktası olması lazım. Benim odak noktam var. Ya o da bana özel bir şey. Ben o odak noktasına odaklanınca yapamayacağım futbol alanında hiçbir şey yoktur. Herkes kendine böyle iyi odak noktaları bulursa verimli sonuç alabileceklerine inanıyorum ben. Şimdi benim anladığım, buradaki tekniği bu şekilde uygularsak ve açıyı da yakalarsak ölü yaprak vuruşunu mutlaka yapabilir miyiz? Kesin olacak diye bir şey yok. Çünkü burada önemli faktörler var. Futbolcunun ne kadar teknik olduğu, ayrıca kaleyi nasıl gördüğü, topun basıncı, sert mi, yumuşak mı, yumuşak düzeyli mi? Bunlar çok önemli. Tabii kesin olacak diye bir şey demiyorum. Çünkü yapamayanlar da var. Yapmaya çalışıp yapamayanlar çok var. Etrafımızda da görüyoruz. Fakat ama büyük ihtimalle hepsini uygularsak olacağını düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ederim. Güzel bilgilendirme oldu. Şimdi birkaç tane pozisyonumuz var. Onları sizinle paylaşacağız. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Aynı şekilde bu serinin, futbol serisinin devam etmesini istiyorsanız yorum kısmından belirtmeniz yeterli. Ayrıca videoya like atarsanız, paylaşırsanız çok seviniriz. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.